Arkadaşlar selamünaleyküm. Son günlerde dünyadaki en sıcak gelişme Amerika'nın Afganistan'dan çekilmesi. Tabi bu konu onlarca farklı konu başlığı açıyor. Türkiye, Amerika, Orta Asya, Rusya veya Çin üzerinden bu konuyu farklı başlıklarda ele alırız bu ara. Ama önce Afganistan'ı bugüne getiren süreci konuşalım. Bunun için de çok eskilere gitmeye gerek yok. Yakın tarihten başlamak en mantıklısı. Sovyet işgali, Taliban'ın ortaya çıkışı, Amerikan işgali ve Afganistan'ın neden önemli olduğunu detaylı şekilde konuşalım bugün. Sonra yavaş yavaş Türkiye başta olmak üzere farklı ülkelere etkisinden bahsettiğimiz videolar yayınlarız. Öncelikle olayların bugünlere nasıl geldiğini konuşarak başlayalım. Sonra da Afganistan'ın önemine değiniriz. 1978 yılında Afganistan Devlet Başkanı Serdar Muhammed Davut bir darbe ile devrildi başa komünist rejim geçti. Tabi bunu sağlayan Sovyetlerin alttan alta bölgede yaptığı İngiliz karşıtı propagandaydı. Bu şekilde bölge halkının sempatisini kazandılar. Ama başa geçen komünist yönetim halkın dini ve geleneksel yapısına müdahale etmeye başladı. Afgan halkı hem dinine hem de geleneklerine çok bağlıdır. Bu müdahaleleri de kabul etmediler. Ülke çapında isyanlar çıktı. Bunun ardından Sovyetler Birliği ülkeyi işgal etti. Bu işgali de sonuçlarını düşünerek yapmadılar muhtemelen. Çünkü Kızıl Ordu yenilemezdi onların gözünde ama Afganlar işgale boyun eğecek bir topluluk değil. Daha önce dönemin süper gücü olan İngiltere'yi Afganistan'ı işgal ettiğinde barış teklif edecek, daha doğrusu barış için yalvaracak hale getirdiler. Sovyetler'de de durum değişmedi. Afgan halkının savaş tekniği savaşı zamana yayarak günden güne düşmanını eritmek şeklinde. Yani aceleleri yok. Saha da çok sabırlılar. Sovyetler de 9 yıldan fazla kaldığı Afganistan'da bataklığa saplandığını ilk birkaç yılda anladı. Ama çok pis bir pozisyonda kaldılar. Geri çekilseler imajları yerle bir olacak. Çekilmeseler hezimet yaşayacakları belli. Biraz daha geç de olsa daha büyük rezillik yaşanacak. Bu çaresizlik içinde işgalin 3. yılında Birleşmiş Milletler aracılığıyla mücahitlerle dolaylı görüşmelere girdiler. Savaş 6 yıl daha sürdü ve uluslararası toplum araya girdi. Sovyetler çekildi. Ama bu savaş iki tarafa da zarar verse de Sovyet bitirdi. Sovyetler Birliğinin yıkılmasının başlıca sebebi Afganistan işgali oldu. Afganistan tarafındaysa bu çekilme sonrası iç savaş başladı ve Afganistan Taliban'ın hakimiyetine girdi. 2001 yılında 11 Eylül saldırıları oldu. Amerika'nın bu saldırıları kendisinin yaptığı da çok konuşuldu. Çok şaibeli bir olaydı ama Bin Laden yaptı dediler ve Taliban'dan onun iadesini istediler. Taliban da böyle bir şey varsa burada yargılarız diyerek vermedi. Amerika bunu bahane ederek Afganistan'a girdi. Yani 2001 yılında Bush, Afganistan'a karşı sürekli özgürlük operasyonu olarak adlandırdığı işgal harekatını başlattı. Daha önce İngiltere ve Sovyetlerin gittiği gibi kendisinden çok emin gitti. Zaten sonradan NATO'da dahil oldu savaşa. Bu işgal ABD tarihinin kesintisiz en uzun savaşına dönüştü. Amerika ilk etapta Afgan milislerle işbirliği yaptı ve 3 ay içinde Taliban'ı devirdi. Erken zafer kutlamalarına şahit olduk o dönem. Ama mesele rejimi devirmek değildi. Esas mesele bölgede sükuneti sağlamak ve sürekli hale getirmekti. Tabi bu işin zor kısmı oldu ve hiçbir zaman bunu başaramadılar. Buna rağmen ABD Afganistan'da destan yazdığını anlatıyordu dünyaya. Ama 2007 yılında ilk işgal döneminde hücrelere çekilen Taliban yeniden yapılandı. Hem de Amerika'nın beklemediği kadar. Kadar sağlam bir şekilde yapılandı. İntihar bombaları, farklı türlerde saldırılar yoğunlaşmaya başladı. 2009 yılında Barack Obama başa geçtiğinde Amerika tam anlamıyla bataklığa saplanmıştı. Bu yüzden Obama aynı yıl Afganistan'a 30 bin askeri takviye olarak göndereceğini açıkladı. O zamanlarda Amerika'nın Afganistan'daki asker sayısı 68 bindi. Yani hemen hemen 100 bine çıkardı asker sayısını. Ama aynı açıklamada Afganistan'dan çekilme tarihini de verdi Obama. 2011 yılının ortalarında Amerikan Askerleri evlerine dönecek dedi. Tabi bu çekilme tarihi yalan oldu. Irak'tan çekildiğimiz bölgelere Daesh geldi. Afganistan'da da aynı durumu istemiyoruz dediler. Obama başkanlığının son aylarında Afganistan'da 8400 askerin kalacağını açıkladı. Ardından da görevi Trump'a devretti. Trump başkan olduğunda Afganistan meselesini kucağına pime çekilmiş bir bomba gibi bıraktılar. Başkanlığının ilk günlerinde ülkedeki en ciddi tartışma konusu buydu. Trump aslında Afganistan'da bulunmanın anlamsız olduğunu düşünüyordu. Ama Ulusal Güvenlik Danışmanı McMaster ve Pentagon onu burada kalmaya ikna ettiler. Afganistan'ı terk etmenin Amerika için daha ağır bedelleri olan bir karar olacağına inandırdılar Trump'ı. Bu yüzden Afganistan'da asker bulundurmaya karşı olan Trump asker sayısının arttırılmasını istedi. Ve Afganistan'daki Amerikan askeri sayısı 2017 sonunda 14 bine yükseldi. Ama görevinin sonuna doğru Tram 2020 yılının sonuna kadar Afganistan'dan tamamen çekileceklerini duyurdu. Mayıs 2021'e kadar askerleri tamamen çekileceğine dair Taliban'la bir anlaşma yaptı ve ülkede 2500 asker bıraktı. Düne kadar radikal dedikleri Taliban'la radikal örgütlerin Afganistan'da varlık göstermesine engel olması karşılığında anlaştılar. Ama kararı uygulamaya koyan Trump'tan sonra seçilen Joe Biden oldu. 20 yıl süren işgal tam anlamıyla bir hezimetle sonuçlandı. Ne tek hükümeti kurabildiler ne de bölgede hakimiyet sağladılar. Radikal diye suçlayıp saldırdıkları Taliban'la masaya oturup anlaşarak kaçtılar. Hem de öyle bir kaçış ki bir üslerini kimseye haber vermeden sessizce terk ettiler. Afganlar Amerikan askeri var zannediyorlardı binada ama girdiklerin de içerisi bomboştu. Buna şimdi detaylarıyla değinmiyorum çünkü Afganistan'ı daha çok konuşacağız ve bu o videolarda ele alacağım gelişmelerden. Yani son gelişmeyi kısaca özetlersek bir süper gücün diz çöküşüne şahit oluyoruz desek abartı ya da yalan olmaz. Peki önce İngiltere ardından Sovyetler Birliği şimdi de Amerika. Bundan sonraki süreçte de Çin'i göreceğiz bölgede. Tabi onun tarzı farklı. Ülkeyi işgal etmeyecek. Ekonomisini ele geçirecek. Burada insanın aklına tek soru geliyor. Neden Afganistan? Yani neden hep büyük devletler buraya göz dikmiş? Çünkü Afganistan çok önemli bir ülke. Asya'nın kalbi denebilecek bir pozisyonda. Doğu ve güneyde Pakistan. Batıda İran. Kuzeyde Türkmenistan, Özbekistan ve Tacikistan. Doğuda ufak bir sınırla Çin'le komşu. Tam anlamıyla ticaretin kesişme noktalarından biri diyebiliriz. Bu yüzden daha önce uzun yıllar istilalara uğradı. Bugün için bakarsak da değişen bir şey yok. Yine büyük güçlerin hakim olmak istediği bir pozisyonda. Tabi bunda tek sebep coğrafi konum değil. Maden bakımından da ciddi bir potansiyel var ülkede. Kuzeyinde doğal gaz yatakları var. Rusya bu bölgeyle ilgileniyor. Çin ülkedeki lityum, Uranyum, altın ve demirin peşinde. Avrupa ülkelerinin tamamı lityum kaynaklarına göz dikmiş durumda. Bu konuda Çin'le aralarında bir rekabet var. Ama bunun dışında Çin bir de bakır madenlerini de istiyor. Aslında aldı da Afgan yönetimiyle 30 yıllık bir anlaşma yaptılar. Bakır madenlerini 30 yıl boyunca işleteceklerdi. Ama savaş ortamından dolayı şu ana kadar bakır çıkaramadılar. Trump bu konuyu sık sık dile getirmişti. Onun yönetim anlayışını az çok biliyorsunuz. Tam anlamıyla iş adamı gibi davrandı başkanı döneminde her attığı adıma karşılığında ne kadar kazanacağını hesaplayarak karar verdi. Burada da Afganistan'da trilyonlarca dolar harcadık ama bakır madenlerini Çin aldı diye defalarca şikayet etti. Yıllarca Amerika bu konuya çözüm aradı. Çin'le aralarındaki rekabette Afganistan madenlerini önemli görüyorlardı. Hatta bu konuya aradıkları çözümlerde Eric Prince ismi bile konuya dahil oldu. Eric Prince'i biliyorsunuz. Amerika'daki paralı asker şirketi Akademi'nin kurucusu. Gerçi şirketin daha daha çok bilinen ismi eskisi yani Blackwater. Eric Prince Beyaz Saray'a Afgan Savaşı'nın özelleştirilmesini teklif etti. Yani operasyonel birlikleri kışlaya çekin biz girelim dedi. Bu şekilde Afganistan'ın bütün maden kaynaklarını kontrol altına alabiliriz diye iddialı bir teklifle geldi. Prince'in bu Afgan planını o dönem medya İngiliz Doğu Hindistan şirketine benzetti. Zaten öneri çok fazla tepki aldı. Bu yüzden Beyaz Saray Prince'in teklifini reddetti. Prince Afganistan'ı Irak'a filan benzetti muhtemelen ama yatsın kalksın teklifin kabul edilmediğine dua etsin. Afganistan koskoca Sovyetleri ardından da Amerika'yı yuttu. Başka yerlere benzemez. Coğrafi yapısı bile tek başına bir ordu sayılır. Dünyanın en sert coğrafi koşullarından birine sahip ve ülkenin üçte ikisi dağlarla kaplı yer yer 6000 metre yüksekliğe kadar çıkıyor bu dağlar. Çöllerden sık ormanlara kadar her türlü zor koşul var ülkede. Bırak operasyon yapmayı sağlıklı ulaşım imkanı oluşturmak bile çok zor. Neyse Prince meselesini çok uzatmadan Afganistan'ı Çin ve Amerika'nın mücadele alanına çeviren başka bir meseleye bakalım. Amerika'nın kabusu olan bir kuşak bir yol projesi. Diğer adıyla Yeni İpek Yolu projesi. Çin, Afganistan'ı bu projenin önemli ayaklarından biri olarak görüyor. Çin, Pakistan ekonomik koridorunu Afganistan'a kadar genişletmek istiyor. Burada 62 milyar dolarlık potansiyel olan bir koridor oluşacak ve ilk adımı Kabil Peşaver Otoyolu. Bu otoyol inşasına Taliban da sıcak bakıyor. Zaten Taliban şu an bir şeye sıcak bakıyorsa o olur. Çünkü günden güne ülke Taliban'ın kontrolüne geçiyor. Bu otoyol çalışmasını engellemek için Amerika ne adım atar bilmiyorum. Ama Taliban yönetimiyle Çin yetkilileri Katar'da anlaşmaya vardılar. Afganistan'ın bütün ulaşım altyapısını Çin üstlenecek. Tabi bundan sonra ne olacak göreceğiz. Yani tüm konuştuklarımızdan Afganistan'ın gerçekten çok önemli bir ülke olduğu sonucuna varıyoruz. O yüzden bugünlerde yaşanan gelişmeleri bol bol konuşuruz. Zaten Amerika çıktığı gibi Taliban kırsal kesimlerdeki ilçeleri bir bir kontrol etmeye başladı. Yani bu konu kısa sürede kapanmaz. O yüzden bundan sonraki videolarda da Afganistan'ı farklı açılardan ele alacağız takipte kalın. Allah'a emanet olun.